Tabii öncelikle bunun sürpriz bir karar olmadığının altını çizmek gerekiyor. Zaten darbeden beri işletilen bir süreç vardı. Mübarek ilk başta askeri hastaneye nakledildi. Ardından kendi aleyhine açılmış olan davalar tek tek düşmeye başlamıştı. Nihayetinde de daha önce cezası kesinleşmiş aldığı bu davada temiz sürecine tekrar iptal olmuş oldu. Aslında askeri hastaneden de ev hapsine nakledilmişti mübarek. Mübareğin yanı sıra tabii oğulları ve ona yakın diğer eski İçişleri Bakanı, diğer siyasi unsurların ve iş adamlarının davalarında ayrı bir çerçevede tek tek beraat almaya başlamış olduklarını görüyorduk. Burada asıl mesele şuydu. Anladığımız kadarıyla Sisi mübareğin yakın bir dönemde darbenin hemen ardından beraat edip serbest kalmasını istemiyordu. Bir güç mücadelesi vardı. Hı hı. Kendi pozisyonunu tahkim ettikten sonra mübareğe yönelik bir sürecin işletilmesini tercih ediyordu. Anlaşılan o ki artık kendine güvenmeye başlayan Sisi bu anlamda mübareğin serbest kalması için de yeşil ışığı yakmış, hı hı, oldu. Şimdi darbeden sonra yönetim Sisi'nin elinde ve zaten bir noktada beklenen bir adımdı mübareke yönelik bazı girişimlerin olması. Ama neyi amaçladığı, ne beklediği Sisi yönetiminin bu süreçten sonra elbette yorumlanması gereken bir süreç. Çünkü mübarekin arkasında ne diyelim, elit bürokrasi desteği olduğunu söylemiştik biz zamanında da. İşte asker, ordu gibi, yargı gibi makamlarda mübareği destekleyen çok ciddi yapılanmaların olduğundan bahsetmiştik. Şimdi Sisi nasıl bir pozisyon belirleyecek mübareğe bu sistem içinde? Ne dersiniz bu konu hakkında? Tabii bunu aslında analiz edebilmek için biraz 25 Ocak sürecinin öncesine ve sonrasını değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, Mısır'da önemli bir devrim gerçekleşmişti. Ama son tahlilde halkın büyük gösterilerine rağmen mübareği görevden alan ordunun kendisi olmuştu. Son görüşmelerde o dönemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Tantavi'nin mübareğe çekil baskısı yaptığını biliyoruz. Mübarek zaten görevini önce Ömer Süleyman'a, başkan yardımcısına, onun üzerinden de Yüksek Askeri Konsey'e devretmişti. Mısır Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı olarak seçilene kadar 1,5 yıl boyunca bu Yüksek Askeri Konsey tarafından bir fiil yönetildi. Ardından da süreci aslında ordu dizayn ediyordu. Son noktada ise General Sisi kendini tahkim ettikten sonra Yüksek Askeri Konsey'i tamamen kendi lehine istediği kişilerle şekillendirdikten sonra darbe sürecini harekete geçirdi. Ardından ise kendini tamamen tahkim ettiğine inandıktan sonra mübareğin önemli bir figür olarak serbest kalması söz konusuydu. Çünkü nihayetinde şu anda bir koalisyon var aslında, darbe oluşturan çeşitli bileşenler var. Bunların içerisinde mübareğin yakın olan birçok unsur da var. Mübareğin darbeden sonra hapiste daha uzun bir süre tutulabilmesi çok söz konusu değildi ama Sisi'nin bunu bir şekilde yönettiğini gördük. Erken bir serbest kalma hem kendi iktidar için tehdit olabilirdi. Bunun dışında ise halktan belli bir tepkiye neden olabilirdi. Sonuçta mübareğe yönelik 25 Ocak devrimi gerçekleşmişti. Halkın öfkesine maruz kalmış, itibarını kaybetmiş bir figür olarak ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu süreci bence Sisi adına iyi yönetildiğini ve bu noktaya geldiğini düşünüyorum.